Projemize kaldığımız yerden devam edebiliriz. En son ne yapacağız demiştik? Tab bar yapısını oluşturacağız demiştik. Şimdi tab bar yapımız sayfa içerisinde nereyi kapsıyor? Göründüğü gibi sayfa içerisinde sayfanın en üstünde bulunan ve 3 parçadan oluşan bir yapıdır tab bar yapımız. İlk kısımda ikonlarımız mevcut. İşte Twitter, Instagram, Facebook ve Pinterest logolarının bulunduğu kısım bizim birinci kısmımız. Sonra sayfalar arası yönlendirme yaptığımız Roader işlemlerini gerçekleştirdiğimiz kısmımızın ikinci kısmımız, User Profile resminin bulunduğu ve arama çubuğunun bulunduğu kısım ise bizim üçüncü kısmımızı temsil etmektir. O halde biz bir tane tab bar diye bir tane alan oluşturursak, daha sonra içerisinde wrapper diye bir alan oluşturursak, hatta wrapper oluşturmayalım, bunu sonradan anlatırız niye wrapper'a ihtiyaç duyduğumuzu. Daha sonrasında left oluşturacağız. Left'in içerisinde ne bulunacaktı? Bizim ikonlarımız bulunacaktı. Bu nedenle geleceğim, diyeceğim ki abicim font awesome'a giriş yap. Font awesome'a gideceğim ve font awesome'ın içerisindeki arama kısmından free ikonuna tıklıyorum. Daha sonrasında ilk olarak Twitter ikonunun square olanını seçip kopyalayıp projenin içerisine dahil ediyorum. Daha sonrasında ne vardı? Instagram vardı. Instagram. Bunu da square olanını kopyalayıp dahil ediyorum. Ardından Facebook. Square. Copy. Add. Ve Pinterest. Square'ını kopyalayıp dahil ediyorum. Hemen kaydedip projemi Live Server'e de çalıştırabilirim. Evet, şimdi kıyaslamasını gerçekleştirelim. İkonları birebir olarak çektik mi? İkonları birebir olarak çektik. Daha sonra neyi oluşturmamız gerekiyor? Sayfalar arasında yönlendirme yapacağımız center alanını oluşturmamız gerekiyor. Bunların her biri A elementinin içerisinde bulunacak. Örneğin ilk olarak neyi yazmamız gerekiyormuş? Home diyelim. Toplamda 4 tane varmış. Şimdi ben böyle hızlı hızlı yazıyorum ama anlatmadan da gitmek istemiyorum. Şimdi mesela ben burada kopyalama işlemini yapıyorum ya. Nasıl yapıyorum mesela? Alt tuşuna basıyorum, shift tuşuna basıyorum ve alt ok tuşuna bastığımda benim için kopyalama işlemini gerçekleştiriyorum. Bu şekilde kopyalama işlemini siz de hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen şuradan şuradaki değeri about olarak değiştireceğim. Bir altındakini register. Onun da altındakini login olarak değiştiriyoruz. Şimdi biz diğer sayfaları oluşturmadık fakat oluşturmuşuz gibi müdahale yapabiliriz. Nasıl olsa ilerleyen zamanlarda oluşturacağız. Evet. Şimdi bu kısmı da kaydettik ve alt alta geldiğini görüyorum. Neden alt alta geliyor? Veya işte bu ikonlar, bu A elementleri neden yan yana geliyor diye soracak olursanız bunun da nedeni şu. Division elementlerinin default özelliklerinde display değeri bloktur. Bu nedenle her biri bir satırı kaplar. Fakat i, a ve span elementlerinin display değeri default olarak inline'dır. Bu nedenle yan yana gelirler. Yani bulundukları alan kadardır sayfa içerisindeki genişlik değerleri. %100'lük bir dilimi kaplamazlar. Display değerleri blok olan elementler bulunduğu alanın tamamını kaplar. Bu nedenle yukarıdaki elementler kendi arasında yatay. Fakat division elementleri ise kendi aralarında dikey olarak yani blok blok şeklinde gelmektedir. Evet, daha sonrasında arama çubuğumuzun ve kullanıcının profil fotoğrafının bulunduğu alanı oluşturalım. Bunun için right diye bir tane alan oluşturacağım. Kullanıcının profil resmi span elementinin içerisinde olacak. Resim elementinde publish içerisinden çekip yerleştireceğiz. Diyeceğim ki image elementi içerisindeki user'a gidiyorsun. Buradan user bir nakt png dosyasını çekiyorsun. Alt kısmına da user değerini giriyorum ve bu da ne yapıyor? Biz default CSS'te hatırlarsınız ki image ve video elementlerinin genişlik değerini ne olarak ayarlamıştık? %100 olarak ayarlamıştık. Bu nedenle sayfa içerisinde herhangi bir taşma durumu söz konusu değil. Fakat division elementinin default özelliği olarak da height değeri out olarak geliyor. Bu nedenle içerisindeki resim elementi yükselebildiği kadar yükselmiş. Fakat sağda bir scroll çubuğu oluşturmamış. Çünkü elementinin sahip olduğu bütün yükseklik yani %100 değerini kaplamış. Biz ilerleyen zamanlarda bunlara müdahale edip değiştireceğiz. Daha sonrasında bizim bir tane search engine yapımız vardı. Search engine. İçerisinde bir tane input. Daha sonra da search ikonumuz bulunmaktaydı. Şu ikonumuz.
Bu ikonu da yine Font Awesome sayfasından alacağız. Bunun için gelip buraya Search diye araştırma yapıyorum. Ve şuradaki ikonu kopyalayıp projemin içerisine dahil ediyorum. Kaydettiğimde ilk baştaki görüntü bu ve oldukça kötü. Şimdi ne yapacağız? CSS dosyamızı oluşturacağız. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Daha önceden ben oluşturmuştum tabii ki. Bunu siliyorum ve yeniden bir tane CSS dosyası oluşturacağım. Adı ne olacak? Tabbar.css dosyasını oluşturuyorum. Şimdi tabbar.css dosyasını oluşturduktan sonra bizim bunu ne yapmamız gerekiyor? Index.css'in içerisine eklememiz gerekiyor. Biz bütün CSS dosyalarını buraya ekleyip buradan da HTML sayfasını ekliyorduk. Şimdi getirip bu arkadaşımızı dahil ederek işleme başlayabiliriz. Tabbar.css'in içerisine gidiyorum ve diyorum ki arkadaşım genişlik değerin %100, yükseklik değerin 50px ve display değerin flex. Ne oldu? Hepsinin işte display block özellikleri artık kayboldu. Sahip olundukları ebeveyn elementinin display flex özelliği diğerlerini override etti, ezdi ve hepsi artık aynı satır içerisinde sıralanmaktalar. Daha sonrasında devam edelim ve diyelim ki tabbarın içerisindeki left ve tabbarın içerisindeki right. İkisini aynı anda kod yazacağım çünkü şöyle bir alan oluşturacağım. Diyeceğim ki flex değerimiz 3. Daha sonra tabbar içerisindeki center arkadaşıma da flex değerinin 6 olduğunu söyleyeceğim. Kaydediyorum. Şu an pek bir şey anlaşılmıyor. Bunun height değerini %100'e çekelim. Bu arkadaşımızın da height değerini %100'e çekelim. Bu arkadaşımıza background color olarak orange verelim. Bu arkadaşımıza background color olarak plum değerini verelim. Şimdi şuradaki resim elementi benim anlatacağım şeyi bozduğu için o arkadaşına müdahale etmek istiyorum. Yani tabbar içerisindeki, right içerisindeki image elementine erişeceğim. Hatta şöyle span içerisinden image gitsek daha doğru olur. Ben bunun width değerini 40px, height değerini 40px, border radius değerini de 50% olarak ayarlarsam şöyle bir görüntüye bürünmüş olacağız. Şimdi ne olmuş oldu? Biz buna flex 3, buna flex 6 vererek aslında şu işlemi yapmış olduk. %25'i buraya, %50'si buraya, %25'i buraya. Fakat aslında bu gerçekten yüzdelik bir dilim değildir. Bu display flex'in bir özelliğidir. Şimdi bunların ebeveyn elementinin display değerinin flex olmasından kaynaklı biz bu arkadaşlara flex özelliğini verebiliyoruz. Yani ben buradan flex değerini silersem görüntünün bozulduğunu görüyorum. Şimdi bu 3, 6, 3 yani toplamda 12 birimlik kısım nereden geliyor diye soracak olursanız aslında böyle bir değer yok. Ben buradaki değeri gidip 4 yapsam hatta flex wrap özelliğini wrap yapsam herhangi bir şey değişmeyecektir. Şimdi biz buraya eğer genişlik değeri girseydik, width değerini %25 yapsaydım, bununkini de 50 yapsaydım bir şey değişmezdi. Fakat 30 yapsaydım veya 40 yapsaydım ne olurdu? Wrap özelliğinden kaynaklı sarma işlemi yapmış olurdu. Aslında bu Bootstrap'ın grid sistemi yapısından gelen bir özellik. Bootstrap'ın grid sistemi der ki her bir row'un içerisinde, her bir satırın içerisindeki kalınların sayısı toplamda 12'dir. Eğer 12'den fazla olursa sarma işlemi yapılır ve bir alt satıra geçirilir. Biz bunu Bootstrap'ın grid sistemine benzetiyoruz aslında. Yani biz burada diyoruz ki arkadaşım flex 3 yaparak hani toplamda kaç tane vardı? 12 tane kalın olabiliyordu bir row içerisinde. Biz de oradaki matematiğe sadık kalmaya çalışıyoruz. Aslında böyle bir şey gerçekten yok. Ama width değerini kullansaydık böyle bir şey de gerçek olurdu. Şimdilik biz varmış gibi davranarak devam edeceğiz. Yani bu Bootstrap'ın grid sistemine benzetmek amaçlı yaptığımız bir işlem. Şimdi aradaki benzerlikler ve farklılıklardan devam edelim. Bunlar ne olmuş? Sayfa içerisinde hizalanmışlar. Biz de bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşım hem sağdaki hem soldaki için ortak olarak devam edelim. Diyelim ki display değeriniz flex. Align items'ınız center yani sayfa içerisinde dikey olarak hizalanın. Justify content özelliğimiz ise space evenly yani eşit boşluklar bırak demiş oluyorum. Sağdan soldan eşit boşluklar bırakarak hizalama işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Aynı özelliği kopyalayacağım ve center için de vereceğim. Şimdi biz projenin ilk başlangıcında setup'ını yaparken ne yapmıştık? Font family yapısını oluşturmuştuk. Bu arkadaşımızın nimetlerini hızlı bir şekilde kullanacağız. Tabbar'ın içerisine bütün font türünün Joseph'in olmasını isteyeceğim ve yavaş yavaş benzetmeye başladık.
Daha sonra nereden devam edelim? Örneğin şu arka plan değerini kaldıralım ve inceleyelim. Şimdi şuradaki renk beyaz, şuradaki renk beyaz değil. Gidip şuna bir background color verelim. Ne olsun? FFF olsun. Kaydediyorum. Evet. Rengi de elde ettik. En belirgin farklılık nerede var? Şuradaki arama çubuğunda var. O halde doğrudan arama çubuğuna müdahale edebiliriz. Bunun için ne yapacağım? Tab'ların içerisindeki, write'ın içerisindeki search engine alanına erişim sağlamaya çalışacağım önce. Background color değerini orange yapacağım. Ne yaptı? Şöyle bir şey yaptı. Yükseklik değerini %100'e çekiyorum. Evet. Daha sonra display flex justify content center değil, space between olsun. Ki hiçbir önemi yok aslında. Align items da center olsun. Evet. Görüntü böyle bir şey. Ama tam olarak ben böyle bir görüntü elde etmek istemiyorum. Şimdi position değerine relative yapacağım. Ebeveyn elementin. İçerisindeki child elementinin ise position değerini absolute olarak ayarlayacağım. E elementini. Daha sonra ben bunun left değerini 20 olarak ayarlarsam tam olarak ne olmasını beklerim? Elementin bulunduğu alana göre kendisini hizalamasını beklerim. Fakat ben eğer hatta arka plan değerini renklendirelim daha net bir şekilde görünsün. Background orange olsun. Width değeri 30px. Yükseklik değeri 30px. Display flex. Justify content center. Align item center. Yani ortala. Şuradaki arka plan değerini kaldır. Evet. Net bir şekilde şuradaki ikonun görüntülenmesini istiyorum. Şuradaki relative değerini kaldırırsam ne olur? Body elementine göre kendini hizalamış olur. Yani biz buraya eğer position relative demezsek bulunduğu ebeveyn elementine göre değil, sayfanın body elementine göre kendini hizalamış olur. Biz diyoruz ki arkadaşım git ebeveynine göre kendini hizala. Evet. Peki left değeri 20 mi olacaktır? Hayır. Aslında biz sadece right değerini değiştireceğiz ve right değerini 0 olarak ayarlayacağız. Yani en sona göndereceğiz. Daha sonrasında içerisindeki input elementine de müdahale edeceğiz. Diyeceğiz ki input kardeşim sen hayırdır diyeceğiz. Buna da gidip müdahale edeceğiz. Bu arkadaşımızın genişlik değeri %100 olacak. Tamam mı? Kaydediyorum. Ve şimdilik her şey yolunda gözüküyor. E elementinin border radius özelliğini yine 50% olarak belirttiğinde ne oluyor? Input elementinin sağdan iki tane kulağı gözüküyor. Tamam mı? Biz bunu şuradaki açık halden de görebiliriz. Şimdi herhangi bir kulak gözükmesi durumu söz konusu mu? Hayır değil. Bunun için ne yapacağım? Diyeceğim ki kardeşim sen %100'sün ama margin right diyelim şöyle bir 20 px uzaklaş oradan, tamam mı? Ne yaptı? Kendini oradan uzaklaştırdı. Hatta genişlik değeri olarak da 90 veya 95 versek. Ya da daha doğrusu biz bu search engine'e neden %100 vermişiz? Çok fazla büyük. Şunu %70'e çekersem, şunu %100'e çekersem daha iyi olur gibi. Search engine %70. Şunların tamamını, write'ın tamamına bakalım. Tab var. İçerisindeki write. Background color'ını plan yapalım. Evet. Şimdi %70 bu kadar olmamalı diye tahmin ediyorum. Search engine'in genişlik değerinde bir problem var. Evet. Kesinlikle bir problem var. Çünkü genişlik değil muhtemelen height değerini tek girmişiz. Değil mi? Hatta geri gelelim. Evet. Height değerini girmişiz. Burası %100 olacak. Fakat lift değerini girmemişiz. Ben oraya lift diye gördüm az önce. Sorry. Şuraya %70 olarak ayarladığımda evet input elementinin de otomatik olarak ne yaptı? Kendini ebeveynine göre ayarladığını görüyorum. Evet. Şimdi arka plan rengimizi kaldıralım. Benim arka planda bir işim yok. Genişlik değeri aynı mı? Değil. Kesinlikle değil. Input elementinin genişliğini arttıracağız. Kaç yapalım? 30 px yapsak çok mu olur? Evet. 25 yapsak bakayım gibi border radius versem şöyle 3px sanki benzedi daha. Şunun içerisinde 3 nokta var. Hemen gidip onun içerisine 3 nokta ekleyelim. Placeholder 3 noktayı ekledim. Ama sola fazla yakın. Araya birazcık boşluk vermek gerekiyor. Input elementine soldan boşluk verebildiğim için şöyle bir şey yapabilirim. Padding vereceğiz. Yani iç boşluk vereceğiz. Diyeceğiz ki yukarıdan 0, sağdan 0, alttan 0 fakat sol taraftan 10px kadarlık boşluk ekle. Evet.
Görüntü gitgide benziyor. Fakat şu an bu arkadaşımız çalışmıyor. Tabii bir de kursör özelliğim yok. Ben bunun üzerine mouse'a geldiğimde mouse'un işaretinin değiştiğini görüyorum. Burada değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Bu arkadaşıma geleceğim. Kursör pointer olarak ayarlayacağım ve artık o da değişecek. Şimdi gelelim JavaScript müdahalesine. Biz buradaki ikona tıkladığımızda bu arkadaşımızın açılıp kapanmasını istiyoruz. Bunun için ne yazacağız? Bir tane JavaScript dosyası ekleyeceğiz. Diyeceğim ki arkadaşım, JavaScript'in içerisine geliyorsun ve search.js adında bir tane dosya oluşturuyorsun. Bu element neye erişecek? İlk başta input elementine erişecek. Input diyorum. Oradaki ikon elementine erişecek. Çünkü ona tıklayıp açacağız. O ikonun adı ne olsun? Search ikon olsun. Search ikonu nereden çekelim? Document get element by id search ikondan çekelim. Şimdi böyle bir element var mı? Yok. Biz gidip bunun id değerini, o değeri vereceğiz. Search icon değerini verdik. Fakat sayfa içerisinde oluşturmuş olduğumuz JavaScript dosyasını eklemedik. Bu nedenle script source ile birlikte diyeceğiz ki publish'in altındaki js'in altındaki search'ü dahil et. Tamam. Şimdi çalışıp çalışmadığına bakalım. Search icon add event listener bir olay dinleyicisi ekleyeceğiz. Ve diyeceğiz ki click olayı gerçekleştiğinde konsola bir yazı yazsın. Örneğin hello world yazısını yazabilir. Daha sonra projeme geliyorum. F12 tuşuna bastıktan sonra click yaptığımda konsola Hello World yazısı geliyor. Şöyle burayı da birazcık daha büyütelim. Evet, Hello World yazısını başarılı bir şekilde alabiliyoruz. Bir daha tıklıyorum, bir daha geliyor. 2 tane oldu. Evet. Şimdi bu arkadaşa erişim sağladıktan sonra benim ebeveyn alanına da erişim sağlamam gerekiyor. Neden? Bizim animasyonumuz aslında elementin içerisindeki child'lara değil de ebeveyn elemente verilmiş bir değer. Bu nedenle gideceğim search engine'e id değeri vereceğim. Search engine olsun. Yine şuradaki yapıyı da kopyalıyorum. Şuradaki kısmı tümüyle kopyalayıp müdahale edeceğiz. Search engine diye. Ve şöyle bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki abicim click işlemi yapıldığında şuraya class list ekleyeceksin. Hatta toggle yapalım. Toggle şu işlemi yapacak. Eğer ki içerisinde aktif değeri varsa kaldıracak, yoksa ekleyecek. Bunu da canlı kanlı göreceğiz. F12 yapıyorum ve elementlerimi inceliyorum. Şuradaki search engine'e bakıyoruz, tamam mı? Hedef odak yerimiz burası. Class kısmına bakıyoruz. Tıkladığımda ne yaptı? İçerisine aktif değerini ekledi. Tekrar tıkladığımda bunu kaldırdı. Evet. Biz artık bu değeri kontrol ederek animasyonunu gerçekleştirebiliriz. Diyeceğiz ki arkadaşım, search engine'e git ve şunu aşağıya çek. Bu arkadaşımın genişlik değerini ilk başta %0 olarak ayarla. Hatta 0px yap. Evet. Şimdi 0px yaptığında input elementinin bir kısmı görüntüleniyor. Input elementine de müdahale etmek gerekiyor. Input elementinin de, hatta şurada yapabilirim, opacity değerini 0'a çekiyorsun. Tamam mı? Fakat bu arkadaşım aktif olduğunda, aktif yazım hatası yaptık. Evet. Bu arkadaşım aktif olduğunda genişlik değerini %70'e çekeceğiz ve input elementinin de opacity değerinin 1'e gelmesini isteyeceğim. Ne zaman? Aktif olduğunda. Aktif. Evet, kaydediyorum ve canlı kanlı testini yapıyorum. Şimdi çalışıyor mu? Çalışıyor. Fakat hızlı çalışıyor. Hızlı çalışmaması için şöyle bir şey yazacağız. Diyeceğiz ki arkadaşım, transition diyelim 0.5, yani yarım saniye. Aynı komutu şöyle kopyalayıp şu arkadaşımın içerisine de yerleştirirsem eğer, kaydediyorum, tıklıyorum. Artık yavaş bir şekilde açılıp kapanıyor. Bakıyorum, benzer mi? Oldukça benzer. Şimdi aynı yapıyı elde ettik mi? Şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir de kendi sayfama bakıyorum. Bir şey eksik gibi. Sol taraftaki ikonların boyutları. Evet, bunu da değiştirirsek sanki tabların yapısı genel olarak bitmiş gibi olacak. Neredeydi bizim bu ikonlarımız? Tab var. İçerisindeki left'in içerisindeki i'lerdi diye hatırlıyorum.
Bunların form size değerini 1.3 RAM yaparsam eğer, evet, birebir kopyayı elde etmiş olduk. Tabii ki şu an sayfa içerisinde, bu sayfa içerisinde olup bizde olmayan farklı bir özellik daha var. Nedir o? Şöyle bunu scroll yaparak net bir şekilde gösterebilirim. Şimdi sayfanın aşağısındayken yukarıya doğru kaydırdığımda elementlerin scroll animasyonlu şekilde geldiğini görüyorum. Peki bizde de böyle bir durum söz konusu mu? Hayır, değil. Bu bölümde sadece bunun tasarımını yaptık. İnşallah bir dahaki bölümde de bu arkadaşımızın scroll'la çalıştırılabilir halini göreceğiz. Yani scroll animasyonunu yazacağız. Bu bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.